Tam da işin sonuna gelmişken nereden çıktı bu Londra seyahati anlamadım. Hayır, bütün şartlarını da kabul etmişlerdi. Sen kabul ettin değil mi? Bilmediğim bir şey yok. Bilmediğim bir şey yok Vildan. Dediğim gibi oğlan küsta, şımarık ergelenin teki. Şişt Önder. Öyle. Benimle oyun oynuyor. Şirketi bedavaya vermemi istiyor. Yani herhalde öyle bir şey. Bunun başka türlü bir izahı yok. Ona satma şirketi baba. Hoppala. Yani bence başka alıcı bulunur. Onlara mecbur değiliz ki. Sen ne kadar rahat konuşuyorsun öyle Nihan. Eğer babam masaya oturduysa demek ki her şeyi düşünmüştür. Başka çaresi yoktur. Kesinlikle öyle. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Biz aylardır neler yaşıyoruz haberin bile yok. Tabii ki biliyorum anne. Ben de babamın üzülmesini, sıkılmasını istemiyorum. Merak etme kızım. Her şey kontrol altında. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şu imzaları bir atalım, hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Bugün biraz yorgunum. O yüzden gerildim herhalde. Sen de çocuğa biraz kibar davranmaya gayret etsen hayatımız çok daha iyi olacak ama inatçısın. Anne Allah aşkına ya. Vildan. Emir Bey telefonda. Cep telefonunuz kapalıymış. Tamam. Neyse ki Ozan'la arası iyi. Allah'tan. Efendim? Kardeşim? Hala kardeş miyiz acaba? Ne oldu? Bilmiyorum, sen söyleyeceksin. Hala sesin çıkmıyor. Bugün bütün günde telefonun kapalıydı. Sorma ya, hastalandım ben yine. Londra'ya gitmişsin. Nihan bugün neredeydi? Birlikteydik. Benim yanımdaydı. Hastalandım diye kapandık birlikte, arka arkaya dizi izledik. Alo? Dinliyorum. Öyle işte. Sen ne zaman dönüyorsun? Alo? Haber veririm. Ne diyor? Merak ediyorsan kendini arayıp sorsana. Eksik kalsın. Galip amca geldi. Aa, senin haberin var mıydı? Yok. Ne haber çocuklar? Ben de az önce telefonda Emir'le konuştum. Ne güzel sürpriz yaptın. Hoş geldin. Biraz vaktim varsa seninle bir şeyler konuşmak istiyorum baş başa. Elbette. Vazgeçtim diyecek. Eyvahlar olsun, vazgeçtim diyecek. Gitme. Hayırdır Galip? Bu konuşmanın hayırlı olup olmaması tamamen sana bağlı Önder. Ne ikram edeyim size? Ya ben bir şey istemem. Vildancığım. Ha, gel gel Vildan. Bu konuşma seni de yakından ilgilendiriyor. Bütün aile için çok önemli bir konuşma. Nihayet bitiyor mu şu satış işi? Tamamen size bağlı. Onlar çıkınca bana haber ver, tamam mı? Efendim? Ne haber? İyi, odamdayım. Her şey yolunda mı? Evet, yolunda. Ne oldu? Hiç. Öyle bir sesini duyayım dedim. İyi yaptın. İşte misin? Evet işteyim. Çalışıyorum işte. Uğraşıyoruz. Ne güzel. Senin kitabın bende biliyor musun? Öyle mi? Hani seninle ilk tanıştığımızda otobüste. Ben düşmemek için sana tutunmuştum. Senin ellerin doluydu. Ya ben onu kayboldu zannediyorum. Hatta o yüzden yenisini alıp kütüphaneye vermek zorunda kaldım. Görüştüğümüzde veririm artık. Ha olur. Ya hatta vermesen de olur yani. Öyle ilgini falan çekerse okuyabilirsin. Olur, tamam.
İyi o zaman. Ben de müzik dinliyordum. Aa, hatta bak istersen sana da yollayayım linkini. Beraber dinleyelim, olur mu? Tamam. Bir dakika, yolluyorum. Geldi. Tamam. O zaman şimdi telefonu kapattıktan sonra 3 sayıyorsun ve beraber dinliyoruz, tamam mı? Tamam, 3 sayacağım. Görüşürüz. Bay bay. 3. Aşkım şarabından bilmeden içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkım bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Hayatımda bu kadar rezil bir şey daha duymadım. Önder'cim sakin ol. Böyle bir şey nasıl pazarlık konusu yaparsın sen? Önder lütfen sakin ol. Yeter. Satma. Şirketi de satmıyorum, anlaşmayı da bozuyorum. Bitti! Büyük laflar etmeden önce biraz daha düşün istersen. Evet lütfen Önder'cim lütfen. Ya benim kızım satılık değil, anlıyor musun? Kızım satılık değil. Lütfen git. Daha fazla kırıcı olmak istemiyorum. Giderken de ne kadar çirkin bir teklif yaptığında iyi düşün. Nihan'cığım top sende. Ailen için bu kararı sen vereceksin. Ya zorla güzellik olmaz. Nihan isteseydi zaten olurdu. Önder daha kıza sormadık bile. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Lütfen git. Yoksa gerçekten kalbini kıracağım. Önder, bütün borçlarını ben devraldım. Daha fazla her şeyini kaybetmek istemiyorsan... Ozan! 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 Yastık getir, çabuk! Tut başını, başını tut, başını tut. Tamam, tamam oğlum. Ozan, Ozan sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Sakin ol, getir! Ozan, sakin ol. Sen de annesin işte Vildan. Yani oğlun için nasıl üzülüp endişeleniyorsan ben de öyle endişeleniyorum Emir için. Nihan'ı deli gibi seviyor. Onu çok mutlu edeceğinin garantisi benim. Biliyorum. Ben de çok istiyorum. Çok yakıştırıyorum ikisini. Öyleyse ikna et Nihan'ı. Lütfen. Ailelerimizin mutluluğu için. Görüşürüz. Güle güle.